Merhaba arkadaşlar. Bugün Net Travel 12. bölümündeyiz. bu bölümde size kutu ayarı yapmaktan bahsedeceğim. ama öncelikle kutu ayarından bahsetmeden önce bir süredir video çekemiyorum. Bunun nedeni bilgisayarımın sistemsel bir sıkıntısı vardı. Bunu düzelttim. Bu sefer yazılımsal bir problemi çıktı. Bunu düzelttim. Sonra ben bilgisayarımı şu an sanal Windows 7'de kullanıyorum Tekzelimi. Ve bu sefer Sanal Windows'a de bir problem çıktı. Ee, sürekli bir problem yaşıyorum bir süredir. Ee, o yüzden bir, bir süredir video çekemiyorum ama şu an tekrardan e, kutu ayarı yapmayla geri döndüm diyebilirim. Bugün size kutu ayarından bahsedeceğim. Kutu ayarı bizim e, genel olarak yani %90 desenlerimizde bu şekildedir. Çevresi çizilip zemin kısmının e, birbiriyle aynı olan kutular ve içindeki desenlerin farklı olduğu desenlerdir aslında. Şu şekilde anlatayım. Bakın çevresinde örnek veriyorum şu kısımlar birbiriyle birebir aynıdır. Bunu alıp mesela S75 yapıp yan tarafa doğru katlayalım. Zemin kısmına odaklanmayın. Üst kısma baktığınızda bakın birebir aynısıdır. Yani yan kısımlar bordürü ince suyu birebir aynı olur. Fakat zemin kısmı, kısmı farklı olur. Burada da kutular olur. Bu dörtgen olabilir, beşgen olabilir, kare olabilir, dikdörtgen dört, olabilir. Mesela bu desende bu bir dörtgen arkadaşlar. Mesela başka bir desen göstereyim size örnek olarak. Orada da e, şuradaydı galiba pardon. Heh. Burada da mesela kare örnek görüyorum. Bakın büyüteyim. Burada da kare. Bütün karelerin boyu birbiriyle aynı. Eşit. İçindeki desenler sadece farklı. Hatta içindeki desenler de çok farklı olmuyor. E, sadece renkleri farklı olabiliyor. Mesela bakın şu desenle şu desen birbiriyle aynı bu bizim daha bizim çizeceğimiz bu desende de içinde geçerli. birebir aynı aslında buradaki desenle. Yani içi aynı. Sadece şeyleri farklı, renkleri farklı. Bakalım mesela örnek veriyorum. Aynı olan desenleri göstereyim size. Mesela şu desenle şuradakiyle şu aynı sadece renkleri farklı. Bakın renkleri farklı. Gibi gibi. Yani burada zemin kısmını ayarladıktan sonra 5-6 tane desen çizip sonra yapıştırıp renklerini değiştireceğiz. Olay aslında bu. Tabi ben bunu yaparken şu an sadece size e, kutu ayarından bahsedeceğim. İlerleyen zamanlarda bu deseni sıfırdan yani en üst kısımdan böyle buradan başlayıp aşağı doğru çizeceğiz her şeyiyle beraber. O zaman bunu tekrardan düzelterek ilerleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar kutu ayarına başlayalım isterseniz. Kutu ayarında şöyle bir mantık vardır. Mantığından bahsedeyim biraz size. Şu alanda hem en hem de boy olarak dörtgenler bulunmakta. Bu dörtgenlerin boyu ve eni birebir hepsiyle aynıdır. Zaten dörtgen olduğu için bütün dört tarafı birbiriyle aynı ölçüde olmak zorunda. Yani mesela burası işte 20 ise şu uzunluğu, şu çeyin başlangıcından şu şeye kadar 20 ise buradaki bütün zeminlerdeki bütün dörtgenlerin eni 20 olmalı arkadaşlar. Boyunun 30 olduğunu varsayalım örnek veriyorum. Buradaki bütün dörtgenlerin boyu 30 olmak zorunda. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi baktığımızda zeminde mesela yan tarafta toplam 1, 2, 3 tane Dörtgen var arkadaşlar. Bu size daha yeni gösterdiğim desende de mesela büyük ihtimal dört tane vardı. Ne yapıyoruz? Zemin kısmını ölçüyoruz. Şu şekilde örnek veriyorum. Ölçüyoruz. Sonra bunu 3'e bölüyoruz. Burada diyelim ki 20 çıktı diyelim. Buranın aralığını 20 yapıyoruz arkadaşlar. Boyunu ölçtük. Boyunu ölçtük ve kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. Çünkü 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bunu 5'e böleceğiz. Çıkan sayı diyelim ki örnek veriyorum 30. Bunların boyunun yani şu dörtgenlerin bir tanesinin boyu 30 olmalı. Zaten diğerlerinin hepsi aynı olacak. İsterseniz uygulayalım. Uygularken daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi burada birbirini takip eden bir sistem olmalı. Yani buradaki dörtgendeki dörtte bir bir şekilde çalışacağız aslında bu e, dört dörtgeni. E, bu kısım aynıysa yanındaki kısım da aynıdır. Alttaki kısım birebir aynıdır. O zaman ne yapıyoruz? Biz bunun şu kısmını alıyoruz. Dışarıya çıkarıyoruz. Düzeltiyoruz. Ve sonra tekrardan gelip hesaplamamızı yapıp ona göre bu dörtgenimizi küçültüp ya da büyültüp zemine rapor şeklinde çekiyoruz. Zemini tamamen temizlememiz gerekiyor bu işlem için. Hemen uygulayalım. Serbest seleksiyonumuzu alıyoruz. Kısa Z'yi hatırlarsanız. Geliyoruz. Şimdi biz bu dörtgeni nasıl alacağız? Yani hangi şartlarda biz bu dörtgeni almamız gerekiyor? birbirini takip eden bir sistem olmalı dediğim gibi. Mesela diyelim bunun yukarıdan aşağı bir rapor halinde çekeceğimizi varsayalım. 5 tane var sonuçta burada. Bunu çekerken şöyle düşünün bakın buradan alıp şu aşağıya doğru rapor çekmemiz gerekiyor diyelim. Bunu nasıl yapıyorduk? Buradan alıyorduk. Buradan bir piksel düşünün çekip e, N'ye basıp aşağıya doğru çekiyorduk raporumuzu. Burada da aynı şekilde. Buradan alacaksak arkadaşlar, şu üst kısımdan alacaksak aşağıya kadar almamız gerekiyor. Yani biz buradaki şu dörtgeni alacağız. Bu dörtgen de dörde bir çalışılacağı için sadece dörtte birlik kısmını almamız kafi olur. Mesela burada geliyorum. Şu kısımdan alıyorum. Neden buradan aldım? Çünkü alt kısımda. Hani diyelim ki rapor çekmek zorunda kalacağım. Ki öyle olacak. Rapor çekeceğimiz için e, rapor çekeceğimiz alanın başlangıcından diğer alanın bitişine kadar alıyorduk hatırlarsanız. Sadece bakın gördüğünüz gibi şu anda dörtte birlik kısmını alıyorum. Bu arada benim mouse'um tam basmıyor. Bazı yerlerde kayabilir mouse. Siz yavaş yavaş alın aynı hani benim yaptığım gibi. Dörtte birlik kısmını aldım arkadaşlar. Mouse'umun sol ikonu elim selection'da yani ya selection'da ya da serbest selection'dayken basılı tutuyorum. İstediğim yere hareket edebilecek duruma geldiğinde basılı tutup üst tarafa sürüklüyorum ve bunu yeni bir sayfada açıyorum. Yeni bir sayfada açtıktan sonra amacım bunu dörtlemek. Niye? Dörtte bir bir şekilde çalışacağız. Tabi dörtlerken temizlememiz de gerekiyor. Yani sadece çerçeveyi serbest bırakacağız. İçi tamamen boş olmak zorunda. Hemen kovama geliyorum arkadaşlar. Buradan rastgele bir renk seçiyorum. Bu ne olsun? Sarı olsun. Bunun çevresini tamamen şu şekilde siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra şöyle bizim bunu büyütmemiz gerekiyor. Neden büyütmemiz gerekiyor? Çünkü düşündüğünüz zaman mantıken yani bizim bunu dörtleyeceğimiz için bu alan kısa olacak. Ne yapmamız gerekiyor? Bu alanı büyütmemiz gerekiyor. Hemen alt R'ye basıyorum. Burayı büyütürken rastgele sayılar yazıyorum. 5'te 500, 500 olsun mesela. Daha sonra skelimi işaretlemiyorum çünkü skelimi işaretlersem desenim büyür. Amacımız alanımızı büyütmek. Okey diyorum, alanımızı büyütüyorum. Bakın büyük bir alana sahip olduk. Arkadaki rengime de sarı rengi veriyorum. Çünkü buradaki renkle buradaki renk aynı. Aynı renklere verip desenimi bozmak istemiyorum. Bunu alıyorum arkadaşlar Selection'ım ile. En köşeye götürüyorum şöyle. Şu bundan önceki kısmı siliyorum. Evet, silgiye alıyorum. Evet. Buradaki rengi alıp siliyorum. Bunu şimdi benim dörtlemem gerekiyor. Ama dörtlemeden önce şöyle bir şeye bakalım. Bakın çiçeğimizin şuradaki yerleri ister istemez biz burayı silerken silinmiş. Çünkü buradaki şu arkadaki kısmın rengi buydu. Bunu hemen düzeltiyoruz. Normal şartlarda mesela bunu yaparken bir yandan da desenimizi düzeltmemiz gerekiyor. Nasıl düzeltmemiz gerekiyor? Yani bu senin problemlerini mesela şurayı düzeltmemiz gerekiyor. Bakın 1-1 geliyor. Biz bunu 1-2-3 şeklinde yapmamız gerekiyor. Şu içerideki yayı görüyorsunuz. Bu yayı ikilik bir yayla düzgün bir şekilde atmamız gerekiyor. Bunların hepsini zaten orijinale bakarak yapmamız gerekiyor. Ama ben şu an bunu yapmayacağım. Çünkü e, bunu yaparsak video çok fazla uzun olur. Ama size şu an e, kutu ayarından bahsetmek olacak. Fakat siz yaparken bunları düzeltip yaparsanız siz için daha e, yararlı olur. İlerleyen zamanlarda zaten o gördüğünüz bütün deseni baştan sona çizeceğimiz için buradaki kısımları da yine düzeltmiş olacağız. Öyle yaptık arkadaşlar. Burayı düzelttik. Şimdi dörtlememiz gerekiyor. Bu arada şuradaki bakın yeri de aynı şekilde koyalım. Evet şu an düzelttik. Şu kısmı sileyim. Selection'ımı aldım yine. Burayı tamamen alıyorum. Yan tarafa çeviriyorum. Bakın markadaki rengimiz neden var? Çünkü rengimizi korumaya almamız gerekiyor. Korumaya aldık. Arkadaki rengimizi bir nevi sildik. Bunu asla şu şekilde buradaki kısmı 2 ile bırakmayın. Çünkü orijinalde neydi? Burası 1. Biz de aynı şekilde buranın şu kısmını 1 ile bırakmak zorundayız. Daha sonra aşağı alıyorum. Bu sefer de aşağı katlıyorum. Aynı şekilde burayı da bir yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bir, bir şeklinde başlayarak yaptık. Bakın artık çiçeklerimiz her şeyimizi ayarladık. Bundan sonra tekrardan desenimize dönüyoruz. Buranın hesabını yapmaya başlayacağız. selectionımız elimizde. Ne yapacaktık? Bu kısmı ölçecektik. E, kaç tane kutu var burada? 3 tane kutu var. 3'e bölecektik. Hemen geliyorum arkadaşlar sol kısımdan. Şuradan kopyalıyorum. Bakın pardon. Seleksiyon ile alıyorum. Kopyalamak yok. Seleksiyon ile alıyorum. Sol kısma tamamen geliyorum. Yan tarafı tamamen ölçüyorum. Kaç geldi? 633. Hemen hesap makinemi açıyorum. Hesap makinama geldim. 600 Pardon. 633 bölü kaç kutumuz vardı? 3. 211. Yani demek ki şu alanımız arkadaşlar bakın şu beyaz alan yani şu şeyin ortasındaki boncuğumuzun beyaz alanından bu kısma kadar 211 olması gerekiyormuş. Boyunu hesaplayalım. Şimdi üst, kalan, üst tarafa geliyorum yine selection'ımı alıyorum. En alta doğru iniyorum. Ok tuşlarıyla burada alıyorum. En altı indim. En altı indim kaç çıktı? 1236. 1236 bölü kaç tane vardı? 5 tane vardı. Bakıyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın şuradaki kısımlar yani çiçek kısmı silinmiş, alt kısımda da silinmiş. O yüzden toplamda 5 tane olması gerekiyor. 1236 bölü 5 yapıp enter'a tıklıyorum. Buranın boyu arkadaşlar 247 olması gerekiyormuş. Yani şuranın başlangıcından buraya kadar 247 olması gerekiyormuş. Hemen ne yapıyoruz? Bunu o arka tarafa götürüp alanını büyüttüğümüz çerçeveyi ona göre ayarlıyoruz. Bu arada defterinize ya da herhangi bir not defterinize yazın. Yan tarafı ne yapmamız gerekiyordu? 211 boyunu da 247 yapmamız gerekiyordu. Hemen kapattım bunu. Geliyorum arkadaşlar bu alanını ayarlamaya çalıştığım yere. Yan tarafımız 211 idi. Selection'ımı aldım arkadaşlar. Buranın başlangıcından alıp sol tarafa doğru sürükledim. Kaç geldi? 211. Alanı çok fazla büyütmedim bu arada. Ee, o yüzden çok fazla büyümemiş yani hemen hemen aynı olmuş. 211. Şimdi boyuna bakalım. Boyuna baktık. Boyunda hemen hemen bir 10 piksellik yani bir 10'a yakın bir piksel oynama olur diye tahmin ediyorum. Evet 257. Bizim kaç yapmamız gerekiyordu? 247. 247 olacağı için ne yapacağız arkadaşlar? Şu alanı yükseltmemiz yani büyütmemiz gerekiyor. Aynı bordür eğer yapar gibi burayı yükselteceğiz. Fakat şöyle bir şey var ki bu kısım alt tarafın tamamen aynısı olduğu için hatta bu kısım Sadece şu kısmı birebir aynısı olup sadece yana ve alta çevrildiği için biz bunu dörtte bir bir şekilde büyüteceğiz. Yani bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Hemen o kısmına geliyorum. Neydi bizim o işimizi kolaylaştırıyordu. Tek tek silmemize yaramıyordu. Şu şekilde siliyorum rastgele. Zaten geri geri işlemi yapacağımız için burası geri gelecek büyüttükten sonra. Şöyle burayı siliyorum. Sadece dörtte birlik kısmını bıraktım. Kaç pikseldi? 10 piksel bir fark vardı. Biz bunu 10 piksel küçültmemiz gerekiyordu. Bizim hesabımızda 257 çıktı. Yapmamız gereken 247 idi. Hemen selection'ımı alıyorum arkadaşlar. Selection'ımı alıp bizim bunu 5 piksel küçültmemiz gerekiyor. Ne yapıyorduk biz border ayarında? Sol kısımdan alıyorduk mesela bu şekilde. Shift tuşuna basıp ok yönüne basıp orayı kısaltıyorduk. Burada da aynı işlemi yapacağız. Ok, e, Selection'ım elimdeyken tutuyorum bunu. Bir yere verip bunun boyunu yani bu alanın boyunu küçülteceğiz. Şu kısma vereceğim mesela alıyorum shift tuşuna basıp ok yönlerinden alt tuşuna basıyorum. Bunu bastıktan sonra bakın farkındaysanız buralar e, ikilendi yani. Bunun nedeni de arkadaki rengimizin e, sarı rengimizin korumada olması. Hemen şuradaki P kısmına basıp non kısmına basınca arkadaki rengin koruması kalkacağı için buranın e, çiftlenmesi de kalkar. Ne oldu? bir piksel kıstık bunu. Geri kaldı 4 piksel. Bir piksel de aynı şekilde buradan kıstık. 2. Bir piksel daha mesela ben buraya vermek istiyorum. Bu arada bunları yaparken aynı yere çok vermemeye çalışın. Ben mesela uzun gördüğüm yerleri genelde yaparım. Böyle biraz küçültürüm orayı. Çok fark olmasın diye. Ne oldu? 3 kere yaptık. 2 kere daha yapacağız. Mesela bak şurası da biraz uzun. Şöyle bir arkadaşlar. Bir de şuraya verelim mesela. 0. Artık burayı biz 5 piksel küçülttük. Şimdi biz bunu alta katladığımızda 5 buradan 6 katladığımız için de 5 de kısalacak ve toplamda 10 piksel kısaltmış olacağız. Hemen seleksiyon ile tekrardan geliyorum. Ctrl C ile burayı kopyalayıp Ctrl ile V ile tekrardan yapıştırıyorum. Ok yönünden Mirror Horizontal'a basıp yana çeviriyorum. Hemen arkadaki rengimi tekrardan korumaya alıyorum ve bunu oturtuyorum. Bunun aynı işlemi aşağı doğru da yapıyorum. Artık benim çerçevemin ayarı bitti. Bundan sonraki işlem bu çerçevemizi alıp ee çizmemiz gereken yani düzeltmemiz gereken zemini oturtmak olacak. Yine bir ölçelim emin olmak için. Şuradaki kısımdan selection'ım elimdeyken en altı doğru iniyorum. Ve evet 247 oldu. Yanımızda 211'di. Okey. Şimdi selection'ımı aldım. Bu kısmı şöyle kabatasla kalıyorum. Ctrl M'ye basıyorum. Panelimi atıyorum. Panelim zaten sağ üst kısımda görmüşsünüzdür. Bunu artık kapatıyorum. Şu an bununla tekrardan geri dönmeyeceğim buna büyük ihtimalle. Geldim buraya arkadaşlar. Bu zemini düzeltmemiz gerekiyor. Bakın ben şimdi diyelim bunu aldım. Bunu alıp bu kısımlara tek tek otur tamam. Çünkü arka tarafındaki bakın görüyorsunuz desenler birbirinden farklı. Yani şey olarak bak belki renk olarak aynıdır ama şey olarak farklı. Ee, boyut olarak farklı. Ben bunu tam oturttuğumda bakın alt taraf daha büyük oldu buna. O zaman ne yapacağız bunu? Zemini tamamen boşaltacağız. Zemini boşalttıktan sonra bunun içerisini bu kutularla dolduracağız. Bunu da aynı şekilde yine rapor çekerek yapacağız. Hemen bunu uygulamalı bir şekilde göstereyim. U harfine geldim arkadaşlar. Bizim rahat rahat silme işlemimizi yapıyordu. Daha yeni de bahsetmiştim. Biraz rastgele herhangi bir sayın üzerinden gelip bir renk alıyorum. Şöyle bir renk aldım. Bunun üzerine geliyorum. U harfim açıkken. Mouse'umun sol ikonuna basılı tutuyorum. Hala sol ikonuna basılı tutmaya devam ediyorum. Ve aşağı kısma tamamen inip bu zemin kısmımı kutu ayarı yapmam gereken kısmı tamamen tek bir renk haline getiriyorum. Tek bir renk haline getirdim arkadaşlar. O zaman şu diğer sayfada ayarlayıp panelime attığım kısma getirdim. Bakın şu an bunu oturttum. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Aynı buradaki kısım gibi mesela 3 tane var burada. Yukarıdan aşağıda 5 tane var. Bunu tek tek koyamayız arkadaşlar. Diyelim ki bunu koymaya çalışalım. Buraya koyarsak bakın buranın hesabı buraya göre çok farklı olacaktır. Burası daha küçük olacaktır buraya göre. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi rastgele geliyorum arkadaşlar. Sol kısma bunu tamamen oturtuyorum. İlk başta yan kısma doğru 3 tane sığıp sılmadığını görmek istiyorum. Yan kısma oturttum. CTRL e, e yaptım. Tekrardan CTRL e V yapıyorum. Pardon. panelimden alıyorum. En kısma yine getirip ikinci kısmı da aynı şekilde oturtuyorum. Üçüncü kısmı da aynı şekilde panelimden alıp oturtuyorum. Normalde bunu da rapor çekmemiz gerekiyor. Ama ben 3 tane olduğu için raporla uğraşmak istemedim. Yan yana koydum. Bakın şimdi sol kısma gelelim. Bakın burada nasıl? Aynı buradaki gibi aralıkta bir e, fazlalık var. Yani bu orijinal desenimizde fazla olduğu için biz de bunu aynı şekilde fazla bırakmak zorundayız. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde pardon, panelimizden alıp bunu sol kısma getirdim. Bakın getirdiğimde burası buraya tam bir şekilde oturmuyor. Bunun nedeni ise alanım e, yani çerçevemin buraya tam oturmaması yani büyük olması. Ne yapacağım? N tuşuna basıyorum. Hani biz rapor çekerken ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağı doğru çekiyorduk. Burada da e, N tuşuna basıp bunu kısaltma işlemi için kullanabilirsiniz. Buraya getirtiyoruz. Bunun üzerine oturtup tekrardan N tuşuna basıp burayı siliyoruz. Yani bir nevi fazlalık olan kısmı N tuşuna basarak sildim. Yani tek tek uğraşmak istemedim. Bakın buraya 3 tane sığdımdan artık eminim. Yani yan kısmı 3 tane sığmış hesabımız olmuş. Bir de yukarıdan aşağı 5 tane koymamız gerekiyor. Tabi bunu tekrardan panelden alıp üst üste koyamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Rapor çekmemiz gerekiyor. Hem şu üst kısma hem alt kısma. Bunu nasıl yapacağız? Selection'ımı alıyorum arkadaşlar. Raporun mantığı neydi? Birinin başlangıcından diğerinin bitişine doğru çekiliyordu. Hemen bu kısımlara yani rapor çekmem gereken alana bunu oturtuyorum tamamen. Sol kısma doğru sürüklüyorum. Yan kısımları tamamen oturttum. Şimdi üst kısma buraya getiriyorum. Alt kısmında ne yapıyorduk? Bir piksel her zaman düşüğünü alıyorduk. Yani buradan alıyorduk. Şimdi N harfine basıp raporumu aşağıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakın gelip yakınlaşıp burayı da tam bir şekilde oturttum. Şimdi üst kısma doğru aynı şekilde çekiyorum. Bir daha N'ye basmanıza gerek yok bu arada. Bir kere basıyoruz N'ye. N'ye bastık. Artık arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada kutumuz var. Yana doğru da 1, 2, 3 tane. Ama bu, bu şekilde yaptıktan sonra şu an aslında kutu ayarını bitirdik. Bundan sonra çok kısa bir şey kaldı. CTRL-E ile bunu pardon Eskisi gibi sistemimizi bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi orijinal desenimize bir bakalım. Bakın orijinal desenimizde burada nasıl bir sistem var? 1, 2, 3, 4, 5 tane bir sistem var. Fakat burada şu kısım böyle bir yer yok yani. Ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda? Yani buradaki kısmı yandaki kısım gibi yapmamız gerekiyor. Yana doğru 3 tane olması gerekiyor. Mesela şu kısımda 3 tane var. Fakat bizde bu kısımda 3 tane yok. 2, 2 tane de yan tarafta yarımlar var. Shift tuşuna basılı tutuyorum ve bunu ok tuşlarıyla alt tuşuna yani üst tuşuna basarak hareket ettirebiliyorum. Ta ki nereye kadar? Buradaki desenimin aynısı olana kadar. Yani zaten bir yerden sonra kendini tekrar etmeye başlayacak. Bakın şöyle bir şey yaptığım zaman şu şekilde yaptığım zaman bakın üst taraf yan tarafla birebir aynı olmaya başladı. Devam ediyorum mesela biraz daha. Hemen hemen aynı olacağı kadar devam ediyorum. Birbirine benzetmeye çalışıyorum. Şu an olmadı. Şöyle yapayım biraz çıkalım. Evet şu an oldu mesela. Nasıl? Bakın üst kısım yan kısımlardaki gibi şu 3 tane kısım aynı şekilde 3 tane burada da var. Altta 3 tane var. Bakın burada da 3 tane var. Ee, burada yana doğru 3 tane var. Burada da yana doğru 3 tane var. Bakın 1 2 3 4 5 tane burada var. 5 tane de burada var. Fakat şöyle bir problem var arkadaşlar. Bakın burada bir çiçek var. Aynı çiçek orijinal desenimiz diyor. Bunun nedeni Buradaki şu alan, şu alandan şuraya ölçüp örnek veriyorum orijinal desenimizde buraya doğru ölçtük. Burası 83. Alt kısım 83'tür burada. Biz de burada aynı şekilde bunu uygulamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Şu alan diyelim ki 40. Buradaki alan da 40 olması gerekiyor. Hemen shift tuşuna basıyorum. Ortalama bir hesap yapacağım şu anda. Şöyle yukarı çıkarıyorum biraz. Bir ölçelim mesela biraz daha çıkmam gerekiyor. Yani birbiriyle hemen hemen aynı olması gerekiyor bu aralığın. Şu okey gibi bir hemen kontrol edeyim CTRL'ye basıp Selection'ımla bir ölçeyim. Kaç geldi? 50. Alt kısmı ölçüyorum. Alt kısmı ölçtüm. Burası kaç geldi? 46. Ben bunu ne yapmam gerekiyor? 4 piksel daha aynı şekilde. Şu şekilde kısaltmam gerekiyor kaç oldu? 47'ye 59 oldu. Pardon 49 oldu. Bir piksel daha düşürdüm. 48'e 48, e 48 olmuştur büyük ihtimalle. Ölçüyorum. Burası pardon yukarı doğru vermem gerekiyordu. Aslında mantık bir şekilde. Yani o iki tarafın hesabını aynı yapacağız. Çok fazla geri aldım. Böyle ileri alamıyorum şu anda. Kutu ayarını anlatmam gereken hepsi bu kadardı arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir yer varsa işte kutu ayarını tamamen anlamadım derseniz çünkü karışık bir problem. Karışık bir e, mesela aslında kutu ayarı tekrardan daha farklı bir anlatım yapıp size tekrardan anlatabilirim ya da o 13. desen demiştim mesela göstermiştim. O 13. desen üzerinde kutu ayarlarından size tekrardan bahsedebilirim. Ama dediğim gibi genel mantık bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Yani herhangi bir problemle karşılaşırsanız dediğim gibi anlamadığınız bir şey varsa hem alt taraftan yazabilirsiniz. Yani yorumlarda yazabilirsiniz hem de Telegram grubuna gelip oradan iletişim kurabilirsiniz. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.